Muhterem efendim, kolektif şuur içerisinde ferdi kabiliyetlerin köreldiği iddia ediliyor. Kolektif şuur içerisinde bireyin çiçek açması, ferdi istidatların inkişaf etmesi nasıl mümkün olur? Kolektif şuur içinde ferdi istidat ve kabiliyetlerin körelmesi doğru değil bu. Belki kolektif şuur diye müstebihane bir şey kurmuşlardır. Oligarşik bir idare kurmuşlardır. Ve bunlar farklı düşüncelere karşı baskı uyguluyorlardır. Hususi düşüncelerin ortaya konmasına fırsat vermiyorlardır. Ama onun adına da kolektif şuur diyorlardır. Böyle kör bir kolektif şuur içinde doğru, ferdi kabiliyetler de öbürlerinin kabiliyeti de köreler, ona bir şey demem. Ama kolektif şuur temelde esasen çok farklı istidatlar, çok farklı kabiliyetlerin inkişaf etmesi için ortam hazırlayan bir şey demektir. Bir kolektivizm demektir. Oraya sığınan insanlar orada kendilerini dinletirler, onlar dinlenir orada, onlar düşüncelerini oraya korurlar. Orada beyin fırtınaları yaşanır. Orada insanlar hakikate saygılı olurlar. Hakikat kimin elinden ortaya çıkarsa onu alır öper başlarına korlar. Ve kendileri kadar en azından başkalarının da bazı şeyi ortaya koyabileceğine inanırlar. Dolayısıyla bir aklın yerine orada 100 akıl, 1000 akıl, belki birkaç bin akıl çalışır. Birkaç bin aklın ürünüyle orada yapacakları şeyleri yaparlar. Birkaç bin tane farklı mülahaza görürler orada insanlar. Bu birkaç bin tane farklı mülahaza insanlara farklı şeyleri mülahaza alma hissini verir, fikrini verir. Daha derince düşünürler. Daha engince düşünürler. Daha güzel şeylere ulaşırlar. Kolektif şuurun manası değiştirilmiş, mahiyeti değiştirilmiş, farklı bir kalıba ifra edilmişse kabahat kolektif şuurda değil yani. Kabahat onun manasını ve mahiyetini yeni ifadesiyle işlevini değiştirenlere aittir yani. Onu farklı şekilde kullanıyorlardır. Bazı ülkelerde demokrasi deyip de hani benim de demokrasiden hakkım vardır. Dolayısıyla ben de kendimi ifade etmeliyim. Benim için de vicdan hürriyeti, benim için de hak falan söz konusudur. Hani diyenlere karşı diyorlar yani demokrasi neyinize lazım sizin yani? Size göre bir urba değil o filan. Yani sadece demokrasi kendileri açısından alan insanlar. Zavallı kolektif şuur da işte başına böyle bir urba geçirilmişse şayet onun bir şey vermesi mümkün değildir yani. Her şey kendi manasına sadık kalındığı sürece esas ondan bir şey elde edilebilir. Birisi çıkar ben nebiyim de hiç alakası yok onun yani nebilikle hiç alakası yok, sahtekarın tekidir. Dolayısıyla hani o nebi dedi, siz de ona müracaat ediyorsunuz, adam hiçbir şey değil. Dolayısıyla ondan alacağını sadece keziptir yani. Ondan alacağını sadece kehanettir. Bunun gibi yani isimler önemli değildir esas. O ismin arkasındaki müsemma önemlidir. Müsemmanın çerçevesi önemlidir. Neye kolektif şuur diyoruz biz? Bir kere onun tarifini ortaya koymak lazım. O nasıl çalışır? Çalışmasıyla alakalı onu ortaya koymak lazım. Orada meseleler nasıl müzakere edilir? Selefi Salih'in müzakere ettiği gibi. Onu ortaya koymak lazım. Bana göre 5. 6. asra kadar İslam dünyasında bizim Rönesansımız sayılan dönemde her şey çok rahat münakaşa edilmiştir. Çok rahat konuşulmuştur. Çok medenice her şey yazılmış, çizilmiş, medenice cevap verilmiştir. Bir bakarsanız hani Bayezid Bistami Hazretleri kendine göre bir şeyler söyler. Biraz o vahdet-i vücuda meyyal. Ona bağlı aynı silsileden gelen Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri sorgular onu bakarsınız. Ondan sonra bakarsınız birisi geliyor. Diyelim ki bizim Ebu'l-Hasan el-Harakani Hazretleri veya kendi dönemindeki işte Abdullah el-Ensari gibi zatlar geliyor onlar. Bakarsınız onlar da ondan farklı şeyler, mütealeler ortaya koyuyorlar. Farklı mütealeler ortaya koyuyorlar. Ve bunlar hiçbirbirini tekfir etmiyorlar, tadil etmiyorlar. Yani en sert bazılarına karşı davranan İmam-ı Gazali Hazretleri'dir. Bir Tevafütünü yazarken, Tevafüt felsefesini yazarken, öbürü ona cevap verirken, düşünün o dönemde İmam-ı Gazali Hazretleri'nin neşet ettiği yerde de İslam idaresi vardır. Bağdat yani Abbasi hilafeti vardır. Öbürünün neşet ettiği yerde de işte Emevi devleti vardır orada. Fakat hiç kimse bunları tecrih etmez.
Bazı yerlerde bir kısım sertçe kararlar Maktul Şöhreverdi'ye karşı, hallaca karşı kararlar vermiştir. Bunlar alem-i sekralindeki durumlarını alem-i sahveye geçtikleri zaman yine aynı iddiada bulunmuşlardır. Dolayısıyla saf masum kitleleri idlal mülazasıyla tezih edilmişlerdir. Kendilerine tövbe teklif edilmiştir. Israr etmişlerdir onda. Ölüme yürümüşlerdir. Bunun gibi yani Muhyiddin İbn Arabi'nin serencamesi de öyle. Yoksa İslam dünyasında böyle düşünen, çok farklı mütealliler ortaya koyan yüzlerce insan çıkmıştır. Dolayısıyla her mesele çok rahat müzakere edilmiş. Bazen ondan istifade etmiş, bazen ondan istifade etmiş. Her zaman taati efkar olmuş. Ve yine büyüklerimizin söylediği gibi müsademe efkardan barikayı hakika tecelli etmiştir. Bazı bağnazların bu mevzudaki katı hükümleri belki ses kesme adına şeyleri olmuştur, onu inkar edemeyiz. Fakat biz o şartlar içinde bulunmadığımızdan dolayı o mevzuda isabetli hüküm vermemiz de zor, çok zor yani. Çünkü o şartları paylaşmıyoruz onlarla. Yani gerçekten Hallaç ne dedi, sözlerinde nasıl ısrar etti? Şah-ı Geylani ondan sonra geliyor diyor ki ben onun döneminde olsaydım onu kurtarırdım diyor. Demek ki onun mütalalarında yine bir rahi necat görüyor yani o. Bu da onu da ısrar ediyor. Yani asmaya götürecekler an bile diyorlar ki bir gün geldik sen hapishanede yoktun. Bir gün geldik hapishane yoktu, hapishaneyi bulamadık. Bir gün geldik sen hapishanedesin. Diyor ki ilk geldiğinizde ben yoktum, ben onunlaydım diyor. İkinci gün geldiğinizde o buradaydı diyor. Mekan la mekan oldu. Bu cisim cümle can oldu. Nazar-ı Hak ayan olunca sizler körler gibi baktınız. Üçüncü gün orada ben burada diyor. Şimdi ölüme götürdükleri anda bile mütalaa bu olunca şimdi bir kısım saf kitleleri böyle yanlış yamuk yumuk şeyleri telaffuz etmeden alıkoymak için belki orada bir şey yani adalet-i izafiyeye göre hüküm veriliyor. Evet, içtihadi bir hüküm veriliyor orada. Artık onun ne manada o şeyleri söylediğine bakılmıyor. Söylediği sözlerin, o iltibaslı sözlerin başkaları için de vesile-i dalalet olabileceği endişesiyle hakkında verilen hüküm veriliyor. Benzer hükümleri belki Hazreti Şah-ı Geylani de söylüyor. Bazı yerler İmam-ı Rabbani sahabi mesleğine en yakındır. Mektubatta hakkında olumsuz düşünceye saik olabilecek çok beyanlar vardır. Nitekim kendi döneminde Mekke-i Mükerreme'den hakkında çok tenkitler geliyor. Ona yapılan tenkitlere cevap veren insanların cevabi mektupları da var. Onlar da o Arapça basılan mektubatın kenarlarında var o mektuplar. Müdafi mektuplar o mektubatın kenarlarında var. Bu açıdan bana göre yani fikirler saygıyla karşılanmış, hep hürmet görmüştür. Kitap yazmışlar, o ona sen yanlışsın demiş, o da ona sen yanlışsın demiş. Şu kadarını ben kabul ederim, şu kadarını ben de kabul ediyorum falan demişler yani. Devamlı anlaşma olmuş. Bu şu modern çağdaki insanlardan çok daha medeni geliyor, çok daha anlayışlı geliyor o 5. asra kadar olan insanlar. Bana öyle geliyor. Burada bizim İslam tarihi, felsefi tarih mütalaa edilerek görülebilir bunlar. Evet, kolektif şuur, kolektif şuurun ferdi kabiliyetleri köretmesi meselesini söylemiştim. Zannetmiyorum ben. O bir aldanmışlık. Muhterem hocam, üstün dimaların kolektif şuurun ahengine ters düşmeden duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri nasıl mümkün olur? Genel ahenge ters düşülmemesi için nelere dikkat edilmelidir? Bir meseleyi böyle toptan birdenbire bütünüyle ortaya koyarsanız şayet hakikaten bu şok tesiriyle tepki alabilirsiniz. Yani ısındıra ısındıra insanları rehabilite ede ede esasen. Hani çok sıcak suya bile, çok sıcak sulara insan dayanamayacak. Mesela 60 derece, 70 dereceye bile insan biraz kendine alıştıra alıştıra girebilir, yanmayabilir. Ama birdenbire kendi içine attı 40 derecelik bir hararette bile çok ciddi ürperti duyar. Bunun gibi
Rehabilite diye de bazı şeyler insanları ısındırmak lazım. Bir yerde bir şey bazı kimselerin endişesini izale edici oluyor. Ya demek dediğimiz gibi değilmiş. Bir başkalarının başka şeyler endişelerini izale ediyor. Bir başka şey başkalarının endişelerini izale ediliyor. Yavaş yavaş hem hikmeti teşriğe uygunluk içinde hem aynı zamanda sırrı imtihana, sırrı teklife uygunluk içinde cereyan ediyor onlar. Bir taraftan imtihan oluyorsunuz siz. Kazanacaksınız ve kaybedeceksiniz. Bir diğer taraftan da yani size aynı zamanda kazanma şansı da tanınıyor. Öyle olmasa birdenbire her şey ortaya konsa sizin o mevzuda hiçbir kanaatınız yok. İyiye kötü diyebilirsiniz siz. Akı kara görebilirsiniz. Isınmanız için ortaya konan şeyi yakıyor diye atabilirsiniz, irdeyebilirsiniz. Bu açıdan yani yavaş yavaş böyle aheste aheste meselenin sunulması çok önemli. Şimdi bence üstün dimağlar yani bunlar, rehber insanlar. Bunlar farklı şeyler ortaya korlar. Sevki ilahi de iseler ki büyük ölçüde dinle alakalıysa öyledir, öyle olmasını kabul etmek lazım. Oradaki o teni hasıl eden, planlayan Allah'tır Celle Celaluhu. Onlar sadece hükmü kazaya can ile inkiyadımız var filan deyip teslim olmaları iktiza eder. Akılları varsa o mevzuda aklın bir derinliği de şudur. Diğer insanların hissiyatını hesaba katmalıdırlar onlar. Acaba kendilerine böyle sürpriz, orijinal bir şey gelse kendileri nasıl karşılarlar onu? Dolayısıyla başkalarını da kendileri yerine koyarak o meseleye öyle bakmaları lazım. Öyle birdenbire işte alınız, ağzınızın payını bir arkadaşım dediği gibi bir alanda uzmanlık yapmış bir arkadaşımız. Sonra uzmanlığının bütün şeylerin mümaresesini bir ekonomi kitabına dökmüş, döktürmüş. Bana kendisi anlattığı için söylüyorum. Yazdım diyor, attım ortaya işte. Alsınlar, görsünler, akıllarını başlarına toplasınlar, uygulasınlar ve ekonomik olarak kurtulsunlar. Evet, burada onun şahsı adına mülahazaları, mütealaları ayrı bir mesele. Fakat bir de şimdiye kadar böyle bir kitap yazılmış, ortaya atılmış ve millet hep almış, hemen onu uygulamış, hemen ekonomik durumunu düzeltmiş. Dünya tarihinde böyle bir vaka yok yani. Acaba ekonomi kitapları mı ekonomiyi düzeltiyor, yoksa ekonomi mi ekonomi kitaplarına kaynaklık yapıyor? Bunun münakaşası yapılabilir. Herkes kendi çağının ekonomisini yazıyor. Belki bazı problemleri bu arada hakikaten kapalı noktaları belki çözüyorlar. Fakat mevcut işleyen sistem içinde çözüyorlar. Böyle kitap yazmakla, insanlara aydınlatmakla mesele hallolsa şayet, dünyada çok mükemmel ekonomiler var. Amerika ekonomisi gibi, şimdilerde Çin ekonomisi gibi, Japonya ekonomisi gibi. Aslında oralardaki ekonomi sistemleri uygulasınlar, Türkiye'de beleni doğrulsun. Orta Asya'nın, Orta Doğu'nun, bütün o sefil devletler alsın şeylerini, bellerini doğrultsunlar, ekonomik durumlarını düzelsinler. Hikaye onlar, öyle şey olmaz. Şimdi o mesele öyle olmaz yani, öyle alıp ortaya atacaksınız, öyle olmaz o mesele. Yani insanların hissiyatları, onların anlayışları, onların idrakları nazarı itibara alınarak, madem ilahi tenzilde bir tenezzülatü ilahiye ile ukulil beşer var, insan idraki nazarı itibara alınıyor, İnsanların kabul hep nazar itibara alınıyor. Ona göre meseleler vaz ediliyor. İnsanlar da ortaya koyacakları şeyleri biraz çevrelerinin anlayış ve hissiyatı nazar itibara alınarak ortaya konmalı, vaz edilmeli ki bir yönüyle onlara teklifi mala yutak olmasın yani. Şimdi haşa ben muhal farz öyle bir şey diyorum yani. Birisi çıksa böyle hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya attığı harikaları ortaya atsa. Muhal farz diyorum ben bu mevzuda. Ve sizi Müslümanlıktan vazgeçip de ona gelmenizi teklif etse. Böyle bir şey, böyle bir teklifte bulunsa. Sizin üzerinizde nasıl bir tesir icra eder böyle bir mesele? Bileceksiniz ki yani siz Hristiyanlara diyorsunuz, gelin işte Müslüman olun, alın Kur'an'ı, aklınız başınıza gelsin. Gözünüz açılsın böyle. Dünyayı, ukbayı görün filan yani. Bu onlarda çok tesiri yapar. Dolayısıyla o insanlara bir kere sizi tanıma fırsatını vermek lazım. Sizi tanıma fırsatıyla merhametli olmak lazım onlara karşı. Onları o rahmeti ilahiden mahrum etmemek lazım yani. Öyle bir kapı aralayacaksınız ki oradan sizi temaşa edecekler, oradan sizi tanıyacaklar. Oradan sizin
bugün ve yarınları adına onlar için varidi endişe olmadığınızı, onlar için mucibi endişe olmadığınızı görecek, temaşa edecekler. İnanacaklar yavaş yavaş, sahip çıkacaklar. Daha başkaları da öyle yapacak, daha başkaları da öyle yapacak. Ve hasta hasta yayılacak. Biz İslam'ın harika yayılışını bile diyoruz ki, işte Hicreti Seniye'nin 80. senesi Horasan'a gittiler diyoruz. 80 sene bu. İşte 50. senesi Sindava'da gittiler falan diyoruz. Oraya çekip götüren de nedir bilemiyoruz. Belki de işte o Yezdücirden gidip Moğollara sığınması gibi bir şey. Ahnef bin Kays arkasından onu kovalıya kovalıya oraya gitmesi falan herhalde. Müslümanları gördüler öyle. Bir kabul oldu falan bilemiyoruz. Yani nasıl olduysa Sindava'da öyle girildi. Evet. Yani o meselede esas hikmeti tedbirle, hikmeti teenni ile hareket etmek lazım ki hem insanların hissiyatına mümaşat yapılmış olsun, hem insanlar rehabilite ede ede belli bir yere getirme imkanı hasıl olsun. Yoksa belli şeylere alışmış, belli mevzularda adeta kireçlenmiş, birdenbire hemen o kireci ateşe tutacağım, o sınıkçıların, kırıkçıların yaptıkları gibi birdenbire kıracağım, bunu düzelteceğim. Öyle olmaz yani. Hastanelere de gitseniz dünya kadar siz işte şu kadar bilmem masaj makinesinde yatmanız, şunu yapmanız, bunu yapmanız falan diyecekler. Size bir sürü şey söyleyecekler. Evet, bizim ruhlarımıza, hislerimize, kafalarımıza sundukları şeyler de bunlardan farklı değildir.